dinimesini bilenin söyleyeceği de odur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Öğretmenler Birliği okullar için milyarlık yatırım istedi. Öğretmenler Birliği iyi bir eğitim için sadece iyi öğretmenler değil, iyi sınıflar da gerekli dedi. Birlik şu andaki Alman okullarının durumunu rezalet kelimesiyle açıkladı. Tüm öğrenciler için tek tuvalet. Yağmur yağdığında akan çatılar, kırık masa ve sandalyeler. Öğretmenler Birliği okulların bakımı için 10 milyar oruluk bütçe istedi. Birlik Başkanı Mayringa Bild gazetesine yaptığı açıklamada koalisyon sözleşmesinde okul tadilatları ve yenilenmeleri için kapsamlı bir yatırım programının yer alması gerektiğini söyledi. Harabe durumdaki devlet okullarının onarımı için 34 milyar euroya ihtiyaç olduğu hesaplandı. Eğitimin özelleştirilmesi sonrası Almanya genelinde devlete ait ilk öğretim okullarında yapılan testlerde dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik, okuma, dinleme ve imlada kötüleştiği belirlendi. Eğitim ve Bilim Sendikası GEV'ye göre Almanya'daki ilkokulların acilen daha fazla öğretmene ihtiyacı var. Eyaletleri ilkokulları cezalandırırcasına ihmal etmekle eleştiren GEV'i teste değil kaliteli personele küçük öğrenme gruplarına yüksek kaliteli ileri eğitim sunumu ve mesleğin cazibesini artıracak meslek içi eğitime ihtiyacımız var dedi. Saytın haberine göre Alman okullarında boş geçen dersler resmi açıklamaların iki katı. Özellikle çocuklar için hayatı derecede önemli olan her dördüncü ders boş geçiyor. Araştırma sonuçları düşük gelirli ailelerin çocuklarının gittiği okullarda derslerin daha fazla boş geçtiğini gösteriyor. Aylık geliri net 3000 euronun altında olan ailelerin çocuklarının gittiği okullarda boş geçen dersler 5000 euronun üzerinde geliri olan ailelerin çocuklarının gittiği okullara göre yüzde %12 yani 4 kat daha fazla. Bir matematik dersi öğretmeninin aslanması durumunda ders onun yerine dersle hiçbir ilgisi olmayan vekil öğretmen tarafından dolduruluyor. Zayt gazetesinin Statista araştırma firmasıyla birlikte yaptığı araştırma sonuçlarına göre ders saatlerinin yaklaşık %5'i hiçbir alternatif sunulmadan iptal ediliyor. Boş geçen derslerin yerine %5'te de vekaleten girilen ders saatlerini eklemek gerekiyor. Hessen İlköğretim Okulları'ndaki öğretmen açıklarının tamamı öğrenim yılı sonuna kadar kapatılamayacak. Hasanlık öğretim okullarında bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda 100 öğretmen açığı var. Araştırma sonuçları özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının gittiği okullarda derslerin daha fazla boş geçtiğini gösteriyor. Aylık geliri net 3000 Euro'nun altında olan ailelerin çocuklarının gittiği okullarda boş geçen dersler 5000 Euro'nun üzerinde geliri olan ailelerin çocuklarının gittiği okullara göre %12 yani 4 kat daha fazla. O halde eğitim politikasının kurbanı yapılmış olan çocuklarımızı kendi haline mi bırakacağız? Bu soruya Kasel'den bir cevap geldi. Kasel'de bu boşluğu doldurmak için eğitim merkezi kurma çalışmaları yapılıyor. Bu merkezde söz edilen sebeplerden dolayı bazı derslerde başarılı olamayan öğrencilere özel ders verilecek. veli odaklı bir çalışma yapılacak. Her öğrencinin gelişmesi okulla ilişkisi yakından gözlenecek. Bunun için okul müdürüyle öğrencilerle dersler hakkında görüşmeler yapılacak. Öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek için tiyatro ve müze ziyaretleri yapılacak. Böylece öğrencilerin okuldaki dışlanma nedenleri mümkün oldukça ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Bu konudaki gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Havertz Almanya'yı vurdu Üç ölü. Kassel'den ilk tren hareket etti. Almanya'daki Harvard fırtınası sonrası kuzey ve doğu bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edildi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği fırtınada ağaçlar devrildi, iskeleler söküldü, hambuk sular altında kaldı. Harvard fırtınasının ardından demir yollarındaki temizlik çalışmaları hızla ilerliyor. Kuzey ve doğuya gidecek ilk tren Kassel'den bu sabah hareket etti. Kassel Wilhelmshöhe tren bir istasyonunda yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kalmıştı. Özellikle Hamburg civarında pazartesi günü de bazı seferlerin iptal edileceği duyuruldu. Berlin-Leipzig, Berlin-Halle, Erfurt, Dortmund, Hannover-Kassel, Hannover, Hamburg seferleri ise yeniden başladı. Doğu Çaban pazar günü 7 eyalette tren seferlerini durdurmuştu. Fırtına nedeniyle hafta sonu Almanya'da 3 kişi hayatını kaybetti. Aşağı Saksonya'daki Kuzey Denizi'nde kamp yapan 63 yaşındaki bir kişi fırtına sonucu oluşan sele kapılarak öldü. Mecklenburg Vorpommern'de ise 3 tatilciyi taşıyan botun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Denizi adalarından Langok açıklarında bir gemi karaya oturdu. Fırtınanın sona ermesiyle pek çok bölgede çalışmalar başlatıldı. Harvard çok sayıda acı kökünden söktüğü devlen ağaçlar nedeniyle kapanan yollara açma çalışmaları sürüyor. Fırtınada rüzgarın hızı saatte 176 kilometreye ulaştı. Birleşmiş Milletler raporu havadaki karbondioksit değeri 2016 yılında son 800 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Birleşmiş Milletler raporuna göre Karbondioksit konsantrasyonundaki artış küresel ısınmayı hızlandırırken gezegeni de gelecek nesiller için daha yaşanmaz hale getiriyor. Aşırı sıcak dalgası, aşırı fırtına ve su baskınları. 6 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında Bonda yapılacak yeni Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri öncesi Finli iklim uzmanı Taals Devletlerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını artırmasını istedi. Aksi halde daha fazla sıcak dalgası ve su taşkınlarının yanı sıra yükselen deniz suyu seviyesi ve okyanusların asitlenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyardı. Finli uzman Talas, son zamanlarda Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan aşırı fırtınaların normal bir durum haline geleceğini vurguladı. Finli iklim uzmanı durumun çok ciddi olduğunu söyledi. 2016 yılında yapılan son ölçümlere göre atmosferdeki karbondioksit oranı milyonda 402.9 ppm'e ulaştı. Bu durum 2015 yılında 400 ppm idi. Ölçümde elde edilen orana göre havadaki karbondioksit yoğunluğu 800 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İspanya merkezi hükümeti geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın özelliğini elinden almasının ardından kamu kuruluşlarına kayyum atama çalışmalarına başladı. Cuma günü Madrid yönetimi Katalonya'nın artık özel bir bölge olmadığını Katalan lider Puigdemont'u da görevden aldığını açıklamıştı. Katalonya bölgesel idaresinin kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun kayyum atamalarıyla Madrid'e bağlanması için çalışmalar sürüyor. Ancak Puigdemont ve başkan yardımcısı Madrid'den yapılacak atamaları tanımayacaklarını, kendilerini sadece Katalan halkının görevden alabileceğini açıkladı. Madrid tarafından görevden alınan Katalan lider, Puigdemont ve diğer üst düzey katılan yetkililer hakkında ise suç duyurusunda bulunulması ve gözaltına alınmaları olasılığı var. Böyle bir gelişmenin Katalonya'da büyük protestolara yol açabileceği ifade ediliyor. Katalan yerel hükümet sarayı çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bir Ekim'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda bağımsızlığa destek %97.2 olmuş ancak Madrid hükümetinin polisye önlemleri nedeniyle referanduma katılım %43'te kalmıştı. Madrid referandumun yasa dışı olduğunu ve sonuçları tanımayacağını ilan etmişti. Başbakan Rahoy hükümeti görevden alınan Katalonya yerel yönetiminin yerine geçecek idarenin belirlenmesi için 21 Aralık'ta seçime gidilmesine karar verdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.